Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size fırında patates kızartması yapmayı göstereceğim. Hani diyorsunuz ya, patates kızartmasını çok seviyorum ama yağlı, kilo aldırıyor, sağlıksız. O zaman ne yapacağız? Biz de çok az yağla patates yapacağız. Biliyorsunuz bu kızartma yağları her kızartmadan sonra kanserojen oranı artıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Tek kullanımlık yağla çok güzel bir patates kızartacağız. Şimdi burada birinci kural arkadaşlar. Patatesleri suya koymuyoruz. Eğer suya koyarsak nişastası çıkıyor. Nişastası çıkınca ne oluyor? Tadı kaçıyor. Saman gibi oluyor. Ondan sonra bir sürü patates ve patatese bir sürü baharat atmak zorunda kalıyoruz. Halbuki nişastasını çıkarmazsanız, eğer patatesiniz güzelse, kızartmalıksa harika olur. Bunun için nasıl yapacağız? Şöyle bir keselim. Şimdi arkadaşlar, kızartmalık patatesi nasıl anlarız? Bunu daha önce demiştim. Şöyle keserken bıçakta katır katır, kıtır kıtır ses çıkarsa bu kızartmalık patatestir. Bıçak takılacak. Yani bunda takılıyor ama bu bile o kadar iyi bir patates değil. Şöyle patateslerimizi 1 santim kalınlığına kesiyoruz. Arkadaşlar, ideal kalınlık bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu yeni aldığım kesim patates daha başka. Ses duyuyorsun arkadaşlar. Hem bıçağı zorluyor, hem çatır çatır. İşte bu gerçek kızartmalık patates. Bununla yemek de yaparsanız ama yemeği o kadar güzel olmaz. Kızartması daha güzel olur. Evet arkadaşlar, patateslerimizi kestik. Yine gördüğünüz gibi hemen hemen bir parmak kalınlığında. Şimdi bunu yapacağımız işlem, yeteri kadar tuz. Tuz miktarı tamamen size bağlı. Arkadaşlar, bunu bir güzel tuzlayıp karıştırıyoruz. Tuz hepsine gelecek. Şöyle. Burada çok beklemiyoruz. Beklersek tuz patatesi sulandırır. Gördüğünüz gibi bütün patatesleri hemen hemen tuzladım. Şimdi sırada yağ var. Şöyle bir miktar sıvı yağını şöyle gezdiriyoruz. Ya bu nedir arkadaşlar? Yarım su bardağı bir yağ. Fazla değil. Bunu da böyle bir güzel karıştırıyoruz. Bütün patateslerin yağlandığına emin olunca tepsimize dizeceğiz. Evet. Şimdi sıra geldi tepsiye. Ben bunu yağlı kağıt koymadan yaptım arkadaşlar. Çok yapıştı. En güzeli yağlı kağıt koyarak yapmak. Şu şekilde diziyoruz. Biraz sıkı dizebiliriz. Şöyle. Dizme işleminden sonra görüşürüz. Dizme işlemi sallandı arkadaşlar. Bakın şöyle genel bu kadar bir yağ arttı. Şimdi ne yapıyoruz? İsteyen bu yağı atmayabilir. Patateslerinizi. Ben patateslerin üstünde gezdiriyorum bu yağı. Hoş, gene bu yağ yemeyeceğiz. Bu tepside kalacak. Sadece altı güzel kızarsın diye bu yağ atıyorum. Arkadaşlar.
Bunu şimdi 200 derece ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Evet arkadaşlar, fırının orta gözüne attım. Patateslerimiz kalın olduğu için birazcık pişmesi uzun sürecek ve altı kızaracak. Altı kızardıktan sonra üst tarafta kızartmayla beraber üstü de kızartacağız. Evet arkadaşlar, patateslerimiz bayağı kızarmak üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Fırının en üst kademesinde kızartmayı alıyoruz. Birazcık daha çabuk bir şekilde nar gibi yapacağız. Evet, 5 dakika geçti arkadaşlar. Yine buhar yaptı. Bunu üst tarafa açtığımız vakit fazla bekletmiyoruz arkadaşlar, yanar. Bakalım. Aynı eskiden olduğu gibi, kuzenlerde pişirdik ya, onun gibi oldu galiba. Şöyle bakalım. Arkadaşlar, gördünüz mü? Bunu şimdi bir tabağa alalım. Videoyu gene kendim çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi yağını gene altında bırakıyoruz. Yani en fazla kullandığımız yarım çay bardağı yağ. Bu şekilde arkadaşlar 2-3 kere daha bu yağda ve kağıtta patates kızartabiliriz. Atmaya gerek yok. Kabarmış. Şöyle bakalım. Nefis oldu arkadaşlar. Bunun üstüne artık ketçap, mayonez mi servis yaparsınız? Yanına sucuk mu kızartırsınız? Nasıl yaparsanız yapın. Hepiniz afiyet olsun.